Nedir bu meselenin Şimdi ben bu arada kesilen ağaçlar meselesine gelmeden evvel maden meselesi olarak başlamak istiyorum. Evet. Bu konuyu ben daha 90'ların ortasından itibaren çok yakından takip ettim. Bu Bergama altın madeni meselesi vardı. Hani Asterix'ler falan evet. gittiler, köprülere kendilerini bağladılar falan. Türkiye esas itibariyle maden zengini bir ülke. Ne kadar maden potansiyelimiz var? Valla şöyle söyleyeyim, mübalağa etmiyorum ama trilyon dolar bahsedebilirsiniz. Yani bir yani petrol petrolü çok geçecek. Ciddi bir ihracat kapasitesi yaratabilecek bir potansiyelden bahsediyorsunuz. Bu konuda bazı yakından da madencilik yapan arkadaşlarım var. İnanılmaz bir potansiyele sahip Türkiye, Anadolu maden olarak. Evet. Şimdi Bergama altın madeninden örnek vererek başlayayım. Oradaki altın madeni Roma devrinde işletilen bir altın madeni. Onun Roma devrinde. Roma devrinden. Roma önemli ölçüde altınını Anadolu'dan da çıkartıyor. Yani bugün işletilen madenlerin bir kısmı Romalıların bulup işlettikleri madenler. Binlerce yıldır burada ve bitmemiş hala. Ya bitmemiş değil çünkü standartlarda işleme ile bugünkü işleme çok farklı. Evet. Şimdi ben buna maden meselesi olarak bakıyorum. Bir kere maden Anadolu'da var ve bu madenlerin işlenmesi lazım. Bir. İki, bu madenler kamu yararına işlenmesi lazım. Bu çok önemli. Evet, geleceğiz ona detayına. Ve rezaletlik söyleyeceğiz. Üç, madenler işlenecek, kamu yararına işlenecek ama çevreye katiyen zarar vermeden evet. ve maden bittikten sonra çıkarılması, orası rehabilite edilerek, eski haline yakın bir şekilde getirilerek de orası tekrar rehabilite edilecek. Bu prensipler bu. Prensip bu. Aynen bu üç prensip. Şimdi bunlar yapılıyor mu? Bir, hayır biz doğru dürüst madenlerimizi işletemiyoruz. Bu inkeri iki doğru. Evet. İki, kamu yararı var mı? Bugünkü maden işletmecisinde kamu yararı yok, peşkeş var. Nasıl? Anlatayım. Şimdi TOKİ'den bir örnek vereyim. Sizin bir arsanız var diyelim. Bu arsa, ya TOKİ'nin bir arsası var. Tamam. TOKİ devlet olarak arsanın sahibi. İhaleye çıkıyor. Diyor ki müteahhide, gel bu arsada bir inşaat yap. Bu inşaatı yaptığın inşaatında bana %40'ını, 50'sini, 55'ini, kaçını bırakacaksan görelim. Bu çerçevede de bir anlaşmaya evet. gelelim. Valla %30-40'ın altında da hiçbir devlet payı, kamu payı duymadım. İnşaatta değil mi? İnşaatta. Duymadım. Gayet madem, karlı. Ya, devlet için değil mi? Herkes devlet için iyi bir tabii. şey. 5 kuruş para vermiyor. Vermiyor. Tamam. Üstüne daire sahibi oluyor. Tamam. Şimdi madenlerde ne oluyor? Madende siz bir maden arama ruhsatı veriyorsunuz. Sonra işletme ruhsatına bu dönüyor. Pek tabii maden TOKİ ile tam benzemeyebilir. Çünkü orada bir arama faaliyetinde evet. bulunacaksınız. Ama maden tetkik arama zaten bu işleri yapmış. Nerede ne olduğunu aşağı yukarı, evet. aşağı yukarı belli. Onun için problemler çıkıyor. Ondan sonra siz TOKİ gibi o arazileri ihaleyle vermeniz lazım bir. Tamam. Ahmet'e Mehmet'e keyfi dağıtamazsınız. Şimdi kimlere dağıtıldığı hiç bilinmiyor. Oradan kimin ne payı var o da bilinmiyor. İkincisi en önemlisi oradan Erogold'a ve Bergama Altın Madeni'nin anlatacağım hikayesini. Devlet şimdi %8 de veriyor bunu. Nasıl yani %8'ini sadece alıyor. %8'ini alıyor ve diyor ki ben yanlışsa buradan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na çağrıda bulunuyoruz. Yalanlasınlar. Yalanlamak değil açıklasınlar. Türkiye'de kaç tane altın ve maden arama ruhsatı var? Bu ruhsatlar karşılığında rödevans denilen kamunun hakkı ne kadar? Çıkartın bu listeyi. Siz %8 diyorsunuz. Bergama %8'di. Bildiğim rakamı evet. veriyorum size. Onu da çok bugün de farklı olduğu kanaatinde değilim. Yani parayı orada madeni çıkaran firmalar kazanıyor. %92'sini. Bizim kaynaklarımızı. Bir dakika. O da deklare ettiği kadarından. Beyan usulü. Yani çıkan 10 buna mukabil 5 beyan etti. 5'in %8'ini veriyor. Orada da bir kontrol yok ne çıktı diye. Bu da ilginç. Ya ilginç değil rezillik. Şimdi geleceğim devamına. Şimdi ben buradan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na ki Sayın Berat Albayrak'ın yardımcılığından gelmiş. Evet. Berat Albayrak zamanında da dağıtılan ruhsatlar var. Veya daha evvelden dağıtılan ruhsatlar var. Ta Yıldız Taner Yıldız, ondan evvel Hilmi Güler, ondan evvelki bakanlar zamanında. Bunların bir dökümünü halka bir verin ya. Bizi hangi açıklayın. Firmalar? Hangi firmaya, hangi rödevans yüzdesinden, ne şartlarla verdiniz bu ruhsatları bir görelim.
Ve bunlar ne kadar altın çıkardı? Onlar ne kazandı? Kamuya ne kaldı? Bir görelim. Her şeyi görelim. Her şeyi görelim. Bunları hakkı, çünkü buradan inanın Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından beklediğimiz gelir kadar kamuya gelir gelme ihtimali var. O kadar bu büyük kadar iddialı maden potansiyeli var. Bu kadar var. İddialı konuşuyorum. Altını, gümüşü, bakırı, boru, bütün bunları topladığım zaman böyle bir iddiayı ortaya koyuyorum. Bunu samimiyetle koyuyorum, yapılsın diye koyuyorum. Şimdi ne oldu Bergama'ya baktığımızda? Bergama'da altın olduğu belli. Ve ne kadar önemli bir altın olduğunu size şöyle anlatayım. Şimdi bu altın dediğiniz şey metreküp toprağın içinde gramla bulunuyor. Evet. Bizdeki, çünkü o filmlerde gördüğümüz gibi, Alaska'daki, Sibirya'daki gibi nehir yataklarında böyle pepit delikleri bir düğme gibi filan çıkmıyor. Bizde toprağın içinde dağılmış bir damar buluyorsunuz. Bizde normal olarak Bergama altın madeni için söyleyeyim, bir metreküp toprakta 25-28 gram şey vardı. O kadar altın, fazla. Evet. Şimdi bakın, bu da satıhta. En fazla 80 metre derinlikte. Bunu Güney Afrika'ya ele aldığınızda bir metreküpte 3 gram altın için 2000 metre derine gidiyorlar. Çünkü hala karlı. Bizdekini düşünün. Bizdekini düşünün. Şimdi hani taşı toprağı altın diyorlar ya. Taşı toprağı altın gibi. Madenlerimiz öyle. Şimdi buna karşılık ne oldu? Bunun çıkarılmaması için dünya alem birbirine girdi. Eurogold zamanında. Dünya işte o asteristler çıktı, Alman vakıfları karıştı, Necip Haplimitoğlu'nun belki de vefatına sebep olan konuların içinde bu konularda olabilir. Altın meselesi. Bergama meselesi. Bergama niye meselesi. Sayın Haplimitoğlu? Haplimitoğlu bu konuyu yazdı, bilerek yazdı, anlatarak yazdı. Vefatından sonra da ne olduysa el değiştirdi ve açılıverdi, evet, o maden. Şimdi ne oluyor? Orada çevre mevre filan derken, yabancı firmanın canına tak etti. Canına tak ettikten sonra bizim bakanlıktan da birileri araya girdiler. Akın İpek'i çağırdılar ve Akın İpek'e dediler ki sen burayı şu kadar paraya devralacaksın. Peki ben burayı işletebilir miyim? Bu adamlara işletme ruhsatı verilmedi. ÇED raporu dendi, o dendi, bu dendi. Hiç sen merak etme dediler. Akın İpek aldıktan sonra bütün itirazlar yok oldu. Altın madeni çalıştı. Şimdi ve Akın İpek yıllarca oradan altın çıkardı, değil altın mi? Yalnız oradan değil, başka ruhsatlar da var. İnanılmaz yani bir karlılık içinde aldı. Şimdi Akın İpek haksızlığa uğradığını söylüyor. Muhtemelen uğramıştır da, doğrudur. Yani bu mallar niye el kondu, ne oldu filan, bunların mahkemelerini devam ettiriyor. Dışarıda tahkim davaları filan, evet, açtığını duyuyoruz. Ama şunu da öğrenmek istiyorum. Bu altın madeni oraya devredildikten sonra Akın İpek ne kadar beyanda bulundu, ne kadar vergi ödedi ve halk, kamuya ne kadar rödevans geldi? Bunlar yani kamunun konuşuldu. Payı neydi? Kamunun payı neydi? Kamunun bir oradan payı olması lazım. Ondan sonra bu şirket Türk şirketi ise bir de kurumlar vergisi ödeyecek. Evet. Ödedi mi? Yoksa yabancı şirket olarak bunu işletip yurt dışında bir offshore'a götürüp vergi ödemeden mi iş yaptı? Evet. Onu Akın İpek cevaplasın ve devlet. Akın İpek tabii, evet, uğradığı haksızlıklarda olduğu konusunda en ufak bir tereddütüm yok. Bir sürü haksızlıklar oldu. TMSF'nin ilk günlerinden beri doğru yapılan işler kadar yanlış yapılan işler var. Bizzat bilerek söylüyorum bunu. Akın İpek'in de aynı durumu olabilir. Bu FETÖ-METÖ konusuna hiç karışmam. Bilemem o konuları. Ama Akın İpek'in geçmişini bildiğimizde bilerek ondan sonra bu madeni aldıktan sonra FETÖ ile ilişkisinin bir zorlama mı olduğunu da hulusu kalple anlatması lazım. Evet. Çünkü kendisinin geldiği yerlere baktığınız zaman bir tarikat mensubu olan bir insan olmadığı çok belli. Acaba ticari ilişkiler kendisini belirli ilişkilere doğru da zorladı mı? Evet. Bunları belki bilmiyor anlatır. Ama sonuçta şunu iyi biliyoruz ki yani Akın İpek kendi başına kazmayı eline alıp ben altın çıkaracağım diyerek yapmadı. Hayır, devletin haberi bile izniyle, yok canım. Kartpostal basıyor. Yani devletin izniyle, onayıyla ve hatta oralardaki güçlü ilişkileriyle bu işi yaptı yani. Herkes altın çıkarabilir mi? Hatta çağırdılar, net, getirdiler. Yani madenci, evet, değildi ki. Bir madencilik tecrübesi de yoktu. Şimdi bu konuyu Akın, evet, İpek özelinde tartışmayı doğru bulmuyorum. O parantezi kapatalım. Parantezi kapatalım. Ben meseleyi tamamen kamu yararı açısından söylüyorum. Evet. Bir, ruhsatları şeffaf vereceksiniz. Bu ruhsatlardan TOKİ'nin yaptığı gibi azami kamu yararını temin etmeye çalışacaksınız. Ondan sonra da ağaç meselesine geleceğiz. Bir kere bu, evet, gelsin.
Şimdi ben bunu tercih ederdim. Bunu Hilmi Güler'den de zamanında, şimdi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. Hilmi Güler'e de söyledim. Dedim ki Türkiye'de dağıtılmış bütün altın ruhsatlarını toplayalım. Adamlar araştırma yapmışlar, para harcamışlar. Parasını vererek alalım. Devlet satın alsın. Devlet geri satın alsın bunu. Veya kime alsın? Eti Holding'e alsın. Veya kurulacak bir şirketten onların payı kadar da bir ufak hisse verelim. Sonra 3-4 milyar dolarlık yatırımla bütün bunları işletmeye açalım. Bu şirket kaç paralık bir şirket olur? Ne kadar? 200-300 milyar dolarlık şirket olur. Bunu da ondan sonra şirkete özelleştir. Git %49'unu Londra borsasında sat. İşte güçlü Türkiye hayalimiz var diyordu ya AK Partisi. Bu benim 2002-2003'teki teklifim. Bugün bu teklif hala geçerli. Dolayısıyla bu rödevansların, yani kamu payının ne olduğu açıklanmadığı müddetçe bu işin içimize silmesine imkan yok. Şimdi gelelim Kaz Dağı özeline. Bu başkan neyse, Türkler iyi taş taşıyor filan gibi terbiyesizce konuşmalar yapmış. Bize nasıl bakıldığı ve kendimizi ne hale soktuğumuzun bir örneği. Evet. Çok ayıp. Bize ayıp. Kendimiz hakkında böyle konuşturtuyorsak. Şimdi ağaç meselesine de gelince, dünyanın birçok yerinde bu yapılıyor. Madenler çalıştırılıyor. Siyanür arama, hani şimdi doğaya zarar veriyor. Bir kere ağaçlar kesiliyor. Evet. Şey ediliyor. Bir kere bu ağaçlar filan kesilirken bu kapak toprağını almak lazım. Bir yerde saklamak lazım. Çünkü 50-60 santimlik bir organik toprak tabakası var toprağın üstünde. Evet. Arkası, altı daha mineral. Bitki yetişmek için evvela bu organik tabaka yarıyor. Bunu kapak toprağı deniyor. Bir kenara koyun bunu. Koyduktan sonra 10 sene 15 sene işletme bittikten sonra orayı rehabilite edin. Ondan sonra da üstünü kapatın. Ve ağaçlandırın. Şimdi bu kamu yapmazsa bunu, özel sektör işi bitince kaçıyor. Evet. Bunu yaptık. Bana ne diyor? Bana ne diyor ya? Ve bir rezillik çıkıyor. Ben şimdi Burdur'dan geçiyorum Fethiye'ye gidene. Her taraf o mermer ocaklarının faciası. Ben de gördüm. Korkunç. Fethiye'yi yani gördüm. Bu taş ocakları, otoyolun yanındaki taş ocaklarının hali. Ya toz, toprak. Madem inşaat bitti, otoyolu yaptın, o taş ocağı öyle bırakılır mı ya? Bu bir rezillik. Bu devletin bunu icbar etmesi lazım. Bu önemli. Siyanür meselesine gelince, evet siyanür çok konuşuluyor. Ancak siyanürün verebileceği zararı kontrol etmek mümkün. Eurogold'dan biliyorum. Ben ziyaret ettim orayı. Eurogold kimi? İşte Bergama Altın Madeni. Bergama Altın Madeni. O zaman adı Eurogold'du. Bu altın madeni, bu siyanür ocağı havuzunun altına gerekli izolasyonları yaparsanız, bu izolasyonlarını, toprak sıkıştırma, killi toprak ve altı mambranlar koymak suretiyle su geçirmez hale bunu getirmek kabil. Getirdikten sonra da siyanür, başka prosesler de olabilir, daha pahalı. Daha pahalı olsa da başka prosesleri kullanabilirsiniz. Siyanür güneşi gördüğü anda yok oluyor. O havuzdaki siyanür güneşin gördüğü an yok oluyor, gidiyor. Evet. Dolayısıyla bunun biraz da bir şey olduğunu, bu işlerin çalıştırılmaması için bir mesele haline getirildiğini düşünüyorum. Velev ki bunu devlet yapsa, devlet her madene bir siyanür havuzu kurdurtmayabilir veya leaching tankları kurdurmayabilir. Evet. Bunun merkezi olarak bir veya iki yerde veya üç yerde bu tesisi kurarsınız. Çünkü ilk yapılan iş, toprak çıkarıldıktan sonra konkasörlerden geçirilmek suretiyle un ufak hale getiriliyor. Evet. Bunu orada yapmanız lazım. Sonra da taşırsınız bunu. Taşıdıktan sonra siyanür havuzlarında leaching denilen prosesten geçiriyorsunuz. Ondan sonra köpüğü alıp fırına koyuyorsunuz. Köpükte kalıyor altın. Geri kalan suyu da havuza yolluyorsunuz. Siyanür havaya uçuyor, gidiyor. Bunu devlet 2-3 yerde yapar ise bu kontrollü olur. Israrla söylüyorum. Bugün yatağındaki termik santral veya Akkuyu'da yapılmakta olan nükleer santralın Türkiye'ye çıkarabileceği çevre riski siyanür havuzlarından 50, 100, 150 misli fazladır. Tedbirini almanız lazım. Tedbirinizi aldığınız zaman bu iş yürür. Şöyle özetleyip bitirelim. Madenlerimizin çıkartılması lazım. Peşkeş çekilmemesi lazım bu madenlerin. Kamunun azami yararı olması lazım ve mutlaka çevrenin korunması lazım. Bunların hepsi de mümkün. Çevreyi de koruyarak madeni çıkarabilirsin. Ya bunu yapmıyorsak kata bizde. Evet. Şimdi tabii bu maden
ipleri işletmeye açtığımız firmalar şeffaf bir süreç değil. Yani kime ne veriliyor, ne alınıyor? Hiçbir şey bilmiyor. Birileri bundan pay mı alıyor? Hayır, hiçbir şey bilmiyor. Yani bilmiyoruz. Kimseyi de töhmet altında bırakmayalım, suçlamayalım ama yani bu milyon dolarlık gelir elde edecek olan firmaya da bu böyle babasının hayrına verilecek bir şey değil. Aynı yani, Türkiye'nin ihalesi gibi. Yani burada birileri bir pay alıyor mu almıyor mu bilmiyoruz ama burada asıl aslan payını devletin, kamunun alması lazım diyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Yani kendisi işletseydi ne kazanacak diye kendisi baksın. Evet mesela. Yani Eti Holding bütün bu ruhsatları toplayıp yap hisse payı vererek veya onun karşılığında parasını ödeyerek topladığı takdirde işletse idi, kamu ne kazanacaktı? Evet, buna bakmak buna lazım. Bakmak lazım. Bundan kazanacağından daha iyisini özel sektörden alabiliyorsan özel sektöre verirsin. Daha iyisini alamıyorsan o zaman kendini evet. yaparsın. Bu özelleştirme furyası içinde bazı şeylerin de peşkeş çekilmesi evet. veya yok edilmesini işte Arifiye'deki tank fabrikası gibi evet. akıl hafızalı almıyor yani. Bu maden meselesini de ilk defa bu kadar detaylı dinledim. Tecrübeleriniz aydınlatıyor. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık.